35 yıllık gazeteciyim. Türkçenin dışında Fransızca ve İngilizceyi anlayabiliyorum, konuşabiliyorum, yazabiliyorum. Ama kendi ana dilim olan Lazca'yı bilmiyorum. Birkaç kelimeden ibaret bir Lazca bilgim var. Bu da benim hayattaki en büyük ukdelerimden birisi. Bu nedenle 35 yıllık gazetecilik hayatımdan kesitleri aktarmayı hedeflediğim bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 53. bölümünde Mehmet Ali abiyi anlatmak istiyorum. Yani bir andı anlatmak istiyorum. Abi dememin nedeni aslında birçok kişi yaşça bizden büyüktü. Benden yaklaşık, evet, benden tam 21 yaş büyükmüş. 8 yıl önce kaybettik kendisini, biliyorsunuz. 17 Ocak 2013'te. Çalışanların çoğu, yanında çalışan gençlerin çoğu kendisine abi diye hitap ederdi. Bir de şöyle de bir ayrıntı var. O da, ben de Galatasaray Lisesi'ndeniz. Bizde de öyle bir gelenek vardır. Ama Galatasaray Lisesi'nden olmasaydı ya da ben de olmasaydım yine herhalde kendisine abi derdim. Tabii ki bir andı benden, tabii bazıları da bir ant derdi. En kolayı da o olurdu. Kendisine hitap ederken Mehmet Ali abi derdik. Arkasından konuşurken, yani gıyabında konuşurken bir ant diye konuşurduk. Ya da benim bulunduğum ortamlarda öyle oluyordu. Türkiye'de benim tanık olduğum gazetecilik hayatında gerçekten nevi şahsına münhasır, özgün bir ekol yaratmış bir isimdi. Hakkında çok tartışma da çıkmıştır. Çok kendisiyle sorun yaşayan, kavga yaşayan insanlar da olmuştur. Bunlardan birisi yakın arkadaşım Rıdvan Akar. Rıdvan bir andın kendisine çok haksızlık yaptığını söyledi ve mahkemelik oldular. En son 32. günü Rıdvan'la yapıyorlardı, biliyorsunuz. Ve bildiğim kadarıyla da Rıdvan orada haklıydı. Yani bir ant böyle birisiydi. Sorunlar olurdu ama gazeteciydi. Gazeteciliğe çok erken yaşta başlamış birisi. İlk başlaması bildiğim kadarıyla, evet, Milliyet Gazetesi'nde 23 yaşında başlıyor, 64 yılında. Ama onun hayatının dönüm noktası herhalde Milliyet'in Brüksel temsilcisi olmasıyla birlikte oluyor. 1971'de bildiğim kadarıyla Türkiye'ye batılı bir tür gazeteciliği taşıyan, tam da o dönüşümlerin olduğu tarihler, taşıyan isim, batıda yaşayan, orada gören bir isim ve bunu büyük ölçüde kademe kademe taşıdı. Ama dönüm noktası kesinlikle TRT'ye yaptığı, 1985'te yapmaya başladığı 32. gün. 32. günde yepyeni bir haber programı konsepti geliştirdi. Dünyadan haberler, dünyanın değişik merkezlerinden haberler, Türkiye'den haberler, ama içinde sadece siyaset yok, magazin de var. Ama magazin bildiğimiz çok sıradan magazin değil, portreler, insan portreleri vesaire. Ve bunu yaparken de bir ekiple çalıştı Birant. Bu ekibin içerisinde çoğu Türkiye'de gazetecilik hayatında önemli yerlere geldiler. İlk başladığında TRT'de Ali Kırca ile birlikte başladılar 32. güne. Ve buradan 32. günün içerisinden Can Dündar, Mithat Bereket, Deniz Arman, Çiğdem Anat, Bülent Çaplı, Serdar Akkinan gibi isimler geçti. Brüksel'de Ahmet Sever, Moskova'da Cenk Başlamış, Washington'da Turan Yavuz gibi isimler 32. günün. Bu üç isim de Milliyet Gazetesi'nin temsilcileriydi ama aynı zamanda 32. güne de çalışan kişilerdi. Ve benim de, benim kuşağım diyelim ki 32. günde gazeteciliğe imrenmiştir insanlar, bayağı bir özenmiştir. Birçok kişi için hala 32. günün bir yeri vardır ve zaman zaman
ailesi 32. Gün markasını muhafaza ederek eski bir takım yayınları, belgeselleri, tartışma programlarını tekrar yayınlıyorlar ve bayağı da ilgi görüyor. Bazen bunların içerisinde ben de oluyorum. Değişik belgesellerde ya da yayınlarda Brandt özellikle İslami hareketi ilgilendiren Milli Görüş Hareketi vesaire. Benle değişik kereler yayın da yapmıştı. Daha doğrusu yayın yapma değildi. O belgeseller için benimle de röportajlar yapmışlardı. Ve bazen onların da tekrar yayınlandığını görüp gençlik halime bakıp kendimle dalga geçtiğim oluyor. Mehmet Ali abiyle benim ilk ciddi tanışmam diyeyim. Daha önceden tanışıyorduk tabii ama 1994 yerel seçimlerinden sonra oldu. Çok kaba tabirle söyleyecek olursak beni o meşhur etti. Şöyle ki 27 Mart'ta Refah Partisi çok büyük bir patlama yaptı. İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok yerde belediyeleri kazandı ve Türkiye'de özellikle İstanbul ve Ankara nedeniyle Tayyip Erdoğan ve Melih Gökçek'in seçilmesiyle beraber olağanüstü bir dönem başladı. Çok büyük bir panik hali vardı. Özellikle laikliği savunan kesimlerde bir kafa karışıklığı vardı. Korku vardı ama aynı zamanda da anlama arayışı vardı. Ben de o tarihlerde bu konularda çalışan birisiydim. 90'da ayet ve sloganı yayınlamıştım zaten. Refah Partisi üzerine de bayağı ciddi bir çalışma yürütüyordum. Nitekim 94 seçimlerinden hemen sonra Ne Şeriat Ne Demokrasi Refah Partisi'ni Anlamak adlı kitabımı da yayınladım. İşte 32. günün 27 Mart sonrasında bir yayınında Brandt beni İzmir'de din felsefesi konusunda hocalık yapan Ahmet Aslan'ı, Profesör Ahmet Aslan'ı ki çok değerli bir isimdir. Ve Hürriyet Gazetesi başyazarı Oktay Ekşi'yi bizi 32. güne birlikte çıkarttı. Oktay Bey o tarihte çok popülerdi. Daha sonra milletvekili vesaire oldu biliyorsunuz. Ve Türkiye'de bir anlamda laik kesimin önde gelen isimlerinden, sözcülerinden birisiydi. O tam bir durmuş oturmuş duayen gazeteci. Ahmet Hoca kendi halinde yani kendi halinde dediğim güncel siyasete çok girmeden daha genel şeyler söyledi. Biz orada Oktay Bey'le bayağı bir kapıştık. Ben de genç herhalde sakallıydım yine. Öyle bir dağınık birisi olarak oturdum ve orada ben tabii ki Refah Partisi üzerinde çalıştığım için, İslam Hareketi üzerine çalıştığım için bir takım somut bilgilere sahiptim. Ve o yayında da Oktay Bey daha çok bildiğimiz o kesimin bir takım ön kabullerini, ön yargılarını seslendirdi ve ilginç bir yayın oldu, öyle söyleyeyim. Daha sonra o yayının hemen ardından Şerif Mardin'le, Profesör Şerif Mardin'le teke tek devam etti yayın. Ara verildi ve ondan sonra Şerif Hoca ile yapıldı ve Şerif Hoca da yayında kendi bölümünde benim bir önceki bölümde söylediklerime sıklıkla referans verdi. Ve ben birdenbire televizyon denen olayın ne kadar önemli olduğunu gördüm. Şundan gördüm. Hiç unutmuyorum. Ertesi sabah o sırada Moda'da oturuyordum. Kadıköy Moda'da. Beyoğlu'nda Fransız Kültür Merkezi'nde bir toplantıya gidecektim. Vapura bindim. Tanıyan insanlar oldu akşamki yayından. Metro dediğim tünele bindim. O zaman metro değil, tünele bindim. Tünelde yanımdaki kişi beni tanıdı. Benimle konuşmaya başladı. Beyoğlu'nda tünelden Beyoğlu'nun yani Taksim'e doğru yürürken gözler çevrildiğini gördüm. Ve orada o program zaten çok izlenmişti. 32. gün zaten çok izleniyordu. 27 Mart'ın ardından o program çok da fazla ilgi görmüştü. Ve ben orada birden nasıl bir dünyanın içerisinde olduğumun farkına vardım. Ve ilginç bir olay olmuştu. Beni bir nevi o suya attığını söyleyebilirim. Aslında yaptığı çok cesurca bir şeydi diyeyim.
Çünkü o öyle bir ortamda 32. günün ortalama seyircisi daha çok Oktay Ekşi'ye yakın olduğu için risk aldı. Ama program bayağı da ilgi gördü. Zaten Birand'ın böyle bir özelliği vardı. Çok kolay risk alan birisiydi. Ve bu risklerde başına işler de alıyordu. Özellikle PKK röportajları vesaire. Ama her seferinde bir şekilde gazetecilik, haberci yönüyle bunlardan genellikle kazançlı çıkıyordu. Birand'la bizim en yakın çalışmamız CNN Türk sürecinde oldu. Onun çok acayip bir öyküsü vardır. 1998 yılında Doğan Grubu bünyesinde bir haber kanalı kurulmak istendi ve bu haber kanalının adı da TB24, öyle bir adı vardı, bir 24'lü bir adı vardı ama zaten kurulamadan CNN International'ın dünyanın değişik yerlerinde kanal açmak istediği ve Türkiye'yi de düşündüğü istihbaratı Birand tarafından Aydın Doğan'a iletilince CNN'le ortaklaşma yoluna gidildi, anlaşıldı ve o 24 projesi CNN Türk'e döndü. Orada genel müdür Taha Akyol'du. Taha Akyol'u ben Milliyet'ten de tanıyordum, daha önceden de tanıyordum. Ve birbirimizle ilişkimiz çok iyi bir ilişkimiz vardı. Ve Taha Bey genel müdür olduktan sonra ilk çağırdığı isimlerden birisi ben olmuştum. Ve ben de kabul ettim. Birand oraya genel yayın yönetmeni oldu. Yani beni oraya Birand almadı ama onun da hiçbir itirazı olmadı. Taha Bey aldı. Birand genel yayın yönetmeni oldu ve biz önce 24 kanalı ardından CNN Türk için çalışmaya başladık. Ama bu çalışma bir yılı aştı. O kadar kadro bir yıl boyunca, belki daha fazla bir süre boyunca o Doğan grubunun binasında, Hürriyet de aynı binada gidiyoruz geliyoruz ama ortada kanal yok. Yani bir şeyler yapıyoruz, insanlara para veriyorlar. Bu arada önce bir takım şeyler yapmaya çalıştık ama uzadıkça uzadı. Büyük Hürriyet'in konferans salonunda büyük konferanslar düzenlendi çalışanlara. Ama artık konferans konuları tükendi. Hatta öyle tükendi ki bir gün bana Birand Türkiye'de İslamcılık anlattırdı bütün çalışanlara vesaire. Bu arada Amerika'dan, ABD'den, CNN'den bir takım uzmanlar geldi bize eğitim vermeye başladılar. Dijitalleşmenin ilk adımları atılıyordu ve o tarihte 1998-99'da CNN'ciler herkesin her şeyi yaptığı bir sistem kurmak istediler. Yani muhabir aynı zamanda montaj da yapsın, kamera da bilsin falan. Biz buna çok itiraz ettik. Bugünün gazeteciliği aslında böyle oluyor. O tarihte bunu yaptırmak istediler ve bizler mesela prodüktörler itiraz etti, kameramanlar itiraz etti, muhabirler ve editörler itiraz etti. Bir şekilde yarım yamalak bir şey oldu. Ve CNN Türk onca zaman sonra yayına girmeden kısa bir süre önce Mehmet Ali Birand'ın genel yayın yönetmenliğini iptal etti. Yerine ATV'den Ferhat Boratav, ki benim çok yakın bir arkadaşımdır, o tarihte de öyleydi, onu genel yayın yönetmeni yaptılar. Ama Birand gerçekten ilginç birisiydi. Ayrılmadı. Ve orada yayın yapmaya, program yapmaya, CNN'de çalışmaya devam etti. Hiç yani tabii ki rahatsız olmuştur bundan ama devam etti. Bülten sundu, program yaptı vesaire ve devam etti. Ben orada çok kısa bir süre çalıştım. Yani CNN hayata atıldıktan sonra çok kısa bir süre çalıştım ve daha sonra ayrıldım. Bu süreçte bekleme sürecinde, bitmez tükenmez bekleme sürecinde genel toplantılar oluyordu. Çalışanların, yöneticilerle genel toplantılar oluyordu. Ve orada tabii çalışanların çok sayıda şikayeti, memnuniyetsizliği ve sabırsızlığı vardı. Ve yöneticiler de bunlara cevap vermekte, karşılamakta zorluk çekiyorlardı. Bu toplantılarda ben öyle bir özelliğim vardır. Çok lafımı esirgemem. Alenen bütün şeyleri yüksek sesle toplantının ortasında Birand'ın suratına
söyledim. Ve bir an bunlardan çok fazla rahatsız olmadı. Ama bir tanesinde, ikinci ya da üçüncü büyük bir toplantıda bayağı bir sert geçti. Normalde orada beni işten atabilirdi. Atsaydı hani haksız da sayılmayabilirdi. Ama bir şey olmadı. 2-3 gün sonra hiçbir şey olmamış gibi devam ettik. Fakat orada hiç unutmadığım bir şey vardır. Bir anda kendini ekürü gören, ismi lazım değil birisi o tarihten sonra benimle konuşmamaya başladı. O andan itibaren bir anda dayanışma için ve böylece o kişiyle samimi olmama şansını elde ettim. Allah'ın böyle bir lütfu oldu bu. Bir anda böyle bir özelliği vardı. Kavga ederdiniz, şu olurdu, bu olurdu ama sonra çok çabuk unuturdu. Ve insanların gönlünü almayı çok bilirdi. Açık açık pohpohlardı vesaire yapardı. Böyle ilginç birisiydi ama gazeteciydi. Gerçekten haber konusunda çok acımasızdı. Haberi bulmak için, haberi geliştirmek için elinden geleni yapardı ve bizlerin de yapmamızı sağlardı ya da buna sevk ederdi. İnsan da yetiştirmiştir, gazeteci de yetiştirmiştir. 32. Gün ekolünden bayağı bir isim çıkmıştır ve hala bunların büyük bir kısmı gazetecilik yapıyor. Tabii burada Mithat Bereket'in o talihsiz hastalığıyla gazetecilikten uzak kalmasının notunu düşmek lazım. Gerçekten çok üzücü. Mithat bir an sayesinde tanıdığımız ama daha sonra değişik yerlerde, NTV'de de çalıştık biz Mithat'la. Çalıştığımız bir meslektaşımızdı. Çok o da değişik dış haberler konusunda özellikle uzman bir isimdi. Maalesef uzun bir süredir sağlık nedenleri nedeniyle gazetecilikten uzak. Sağlık durumunu çok kötü olmadığını duyuyorum ama gazetecilik yapamıyorum. İlginçtir. Bir an çok kişi yetiştirdi ama onun yetiştirdikleri çok fazla kişi yetiştirmedi. Böyle bir ilginç bir özellik var. Tabii ki bir an belgesellerde 32. günde şurada burada başkalarının da önünü açıyordu ama takdir etmek gerekir ki aslan payı genellikle ona kalıyordu. Çok sayıda dönem kitabı, belgeseli Türkiye'ye armağan etmiştir. Hala değeri olan belgeseller var. Orduyu sorgulayan Emret Komutanım mesela başlı başına bir olaydır. En kritik anlarda mesela Beka Vadisi'nde Abdullah Öcalan'la röportaj yapmıştır vesaire. Böyle bir ilginç bir isimdir. Daha sonra ben CNN Türk'ten ayrıldım. NTV'ye daha sonra belli bir süre sonra çalışmaya başladım ve biz NTV'de bir günde yazı işleri yaparken Mehmet Ali abiyi birkaç kere davet ettik. Hiç sektirmeden geldi. Her türlü sorumuzu cevapladı. Bize konuk oldu ve her zaman hep iltifatlarını ihmal etmedi. O beni izliyordu, ben onu izliyordum. Tabii ki bizim onunla yarışmamız diye bir şey kesinlikle söz konusu olamazdı. Daha sonra bir andın Kanal D'de ana haber sunması olayı var. Ben hala buna çok anlam verebilmiş değilim. Ama çok ilgi gördü. Rating rekorları kırdı. Benim bildiğim bir andın o ana haber bültenlerini kendine özgü üslubuyla çok sık yaptığı hatalarla ki hatalar daha da çekici kılıyordu herhalde. Ben hala o konuda ne diyeyim gerek yoktu diye düşünüyorum ama o memnun da anladığım kadarıyla mutluydu. Ratingleri iyiydi vesaire. Bir CNN Türk döneminden bir anımı anlatmak isterim. Çok anımız vardır bir antla böyle de. Meşhur Beykoz'da Hüseyin Velioğlu, Hizbullah lideri. Ev sarılmış, villa sarılmış, çatışma sürüyor. Ve biz CNN'deyiz o sırada. Ben hala ayrılmamıştım. CNN canlı yayınında bir ant sunuyor. Orada muhabirlerimiz var ama muhabirler olay yerine yaklaştırılmıyor. Görüntü var, villanın görüntüsü var ve biz canlı yayın yapıyoruz. Çok önemli bir olay. Silah sesleri geliyor, villayı görüyoruz. Muhabire bağlanıyor bir ant.
Muhabir hiçbir şey anlatamıyor çünkü hiçbir bilgi yok ellerinde. Çatışma sürüyor falan. Bizim zaten gördüğümüz şeylerin dışında bir şey anlatamıyor. Çünkü hem çatışma sürüyor, hem bir bilgi alma imkanları yok, hem de olay yerine zaten belli bir mesafeden daha yakına gelmelerine izin verilmiyor. Böyle ilginç bir andı ve bir an beni yanına oturttu. Hizbullah'ı bildiğim için. Ben orada canlı yayında bir taraftan silah sesleri gelirken şöyle bir olay düşünün. 2 saat falan sürdü belki de. Bilmiyorum o çatışma ne kadar sürdüyse. İşte bir an anlatıyor. Şu anda Hizbullahçılara yönelik operasyon sürüyor vesaire. Silah sesleri geliyor. Muhabire bağlanıyor. Muhabir bir iki ortaya karışık laf söylüyor. Sonra bir an bana dönüyor. İşte ne diyorsun Ruşen, bu Hizbullah nedir, ne zaman kuruldu falan. Ben bir şeyler anlatıyorum, şu oluyor, bu oluyor. Sonra tekrar bir an arada silah sesi geliyor. İşte duyuyorsunuz silah sesleri geliyor diyor. Sonra muhabire tekrar bağlanıyor, muhabir aynı şeyi söylüyor. Ve sonuçta o yayın, o görüntüye eşlik etmek için sürekli bir an beni konuşturdu. Bende de konuşacak laf kalmadı çünkü Hizbullah gizli bir örgüttü. Ne doğru dürüst yayını vardı ne bir şey vardı. Genellikle hakkında söylenenler vardı. Yani ben de artık lafı tüketmek üzereyim ama bir an alttan sürekli hadi hadi devam et devam et diye işaret yapıyor. Ben de uzattıkça uzattım, şişirdikçe şişirdim ve sonunda yani kanter içinde kalarak bir Hizbullah yayını yapmıştık. Daha sonra bir andın Kanal D bünyesindeyken bir Recep Tayyip Erdoğan belgeseli projesi vardı. Erdoğan'ın başbakan olduğu bir dönemde Erdoğan'la Aydın Doğan ve Doğan grubu arasında ilişkilerin çok da parlak olmadığı bir dönemde böyle bir belgesel fikri Aydın Doğan tarafından da benimsendi. Bilant zaten böyle şeyleri çok önemsediği için onun için çok heyecan verici bir projeydi. Aydın Doğan da benimsemiş, Doğan grubu da benimsemiş. Erdoğan da tamam demiş ama çok da emin değildi bir yanlış bir şey yaparlar, kötü bir şey yaparlar diye. Orada bir ekip kurdu Birant ve beni de oraya danışman olarak çağırdı. Para da alıyorduk, gidiyorduk, toplanıyorduk sürekli. Genç bir takım arkadaşlar da çalışıyordu, bir takım tecrübeli prodüktörler vardı. Dört koldan hem bir taraftan arşivler taranıyor hem bir taraftan metinler hazırlanacak vesaire. Daha sonra Erdoğan'a çok yakın isimlerden birisi yine danışman olarak eklendi falan ama o olay yattı. O olay yattı zaten belli bir aşamasında bir an zaten hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Ama o olabilseydi mesela çok ilginç bir şey çıkartacaktı diye tahmin ediyorum. Hala üzerinde konuşulacak bir şeyi pekala Mehmet Ali abi çıkartabilirdi. Ama çok çetrefil bir süreçti onu hatırlıyorum. Çünkü hem Doğan grubunu hem Erdoğan'ı aynı anda tatmin edebilmek ama onun ötesinde bir andın kendi bir namı var, şeyi var, hani bir ismi var en zor dönemlerde. En olmadık konuları olabildiğince dönemin koşullarının üzerinde özgürce yapabilmiş bir isim olarak onu nasıl yapacaktı açıkçası çok merak ediyordum. Altından bir şekilde kalkacaktı herhalde ama diyelim ki en son halini Erdoğan görmek istese bir an verir miydi? Veya da diyelim ki verdi. Ondan sonra Erdoğan'ın şu itirazlarını gereğini yapar mıydı? Bunların hepsi ne denir? Meçhul. Yani olmadı çünkü. Belgesel bayağı bir çalışıldı edildi ama olmadı. Ve Mehmet Ali Birant 72 yaşında hayatını kaybetti. Yani kaç yıl olmuş? 8 yıl olmuş. Eğer yaşasaydı 80 yaşında olacaktı. Ve mutlaka bir yerde bir şekilde gazetecilik yapıyor olacaktı. Nasıl yapardı, nerede yapardı açıkçası çok emin değilim. Ama mesela Demirören grubuna geçmiş tamamen havuzun içerisinde boğulan
Kanal D'de ya da Hürriyet'te ya da öyle bir yerde çalışmaya devam eder miydi? Sanmıyorum. Kendi başına bir şeyler yapmaya çalışırdı diye tahmin ediyorum. Tabii bunların hepsi tamamen varsayımlara dayalı bir şey. Evet, çok ilginç bir kişilikti. Dediğim gibi nevi şahsına münasır birisiydi. Ben açıkçası kendisiyle çok sorun yaşamadım. Tabii ki kavgalarımız oldu vesaire ama bunların hiçbirisi böyle çok kanlı bıçaklı olmayı gerektiren olaylar değildi. Ama böyle olan kişiler ve kurumlar olduğunu biliyorum. Benim Mehmet Ali Birand tanıklığım budur. Nur içinde yatsın. Gerçekten Türkiye'de adını yazdırmış ve geriye hala okunası ya da bakılası, izlenilesi işler bırakmış bir kişilik olarak Türkiye'de basın tarihinde kendine bir yer edinmiş az sayıda kişiden birisi. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.